Çarpanlara ayırma konu başlığındayız şimdi de. Birincisi ortak çarpan parantezine alma arkadaşlar. Amaç terim sayısını burada indirgemektir. Örneğin 3x artı 9 y eksi 12 ifadesini hepsinde 3 çarpanı olduğu için biz bunları 3 parantezine alırsak burası 3 çarpı x olduğu için geriye x kalır. Burası 3 çarpı 3 y olduğu için 3 y kalır. Burası 3 çarpı 4 olduğu için 4 kalır diyebilir ve bu şekilde bir çarpanlarına ayırma yapabiliriz. Bir sonraki ifadede burası a çarpı a'dır. a eksi b var yanında. Tabanda b eksi a var. Üst kısımdaki a parantezine alma olayını görebiliyoruz bakın. Geriye de burada a eksi b kalıyor. Buradaki b eksi a ile a eksi b sadeleşirse eksi 1 kalır diyebilir. Ve cevabımızın da yine eksi a olacağını Söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci yöntemimiz ise gruplarına ayırma yöntemi arkadaşlar. Amaç burada verilen terimlerdeki ortak ifadeleri bir araya getirerek gruplamaktır. Örneğin biz şu iki ifadeyi a parantezine alsak buradan x buradan y gelir ve x artı y olur. Burayı b parantezine alsak buradan x buradan y gelir ve ikisini de x artı y parantezine alırsak buradan a kalacak buradan b kalacak. Ve x artı y çarpı a artı b'yi elde etmiş olacağız. Şimdi verilen ifadeye göre bu ikisi c parantezine alınırsa a artı b kalır. Bu ikisi d parantezine alınırsa a artı b kalır. Daha sonra bu ikisini de arkadaşlar biz a artı b parantezine alırsak eğer c artı d elde ederiz. Bunun sonucu ise verilen bilgilere göre a artı b yerine 3 c artı d yerine 4 yazarak 12 olacak şekilde elde edilecektir. Evet, özdeşlikleri tanıyarak başlayalım arkadaşlar. En çok kullanacak olduğumuz özdeşliğimiz 2 kare farkıdır. Bakın bunun soruyu gördüğünüz an tanıyabilecek hale getirmelisiniz kendinizi. Peki iki kare farkı nedir derseniz 2 tane karesi alınmış sayının adı üstünde. Farkı bize 2 kare farkını verir x kare eksi y kare dediğimiz takdirde bu x eksi y ile x artı y'nin çarpımına eşittir. Örneğin x kare eksi 1. Biz biliyoruz ki 1 dediğimiz ifade 1'in karesidir. O yüzden x ile 1'i 1 bir toplayacağız, 1 de çıkaracağız, çarpacağız arkadaşlar. Örneğin 4x kare 2x'in karesidir. Bu yüzden 2x ile eksi 1'i 1 bir topluyoruz, 1 de çıkarıyoruz x kare eksi 4 bölü y kare dediğimiz 4 bölü y kare aslında 2 bölü y'nin karesidir. Bu yüzden biz x ile 2 bölü y'yi bir çıkarıyoruz, bir topluyoruz, çarpıyoruz. Şimdi arkadaşlar şuna bir yıldız koyalım. x eksi y dediğimiz ifadeyi 2 kare farkından açmak istiyoruz. O zaman şunu düşünmeliyiz. x dediğimiz ifade bizim için kök x'in karesi. y dediğimiz ifade de kök y'nin karesi ise. Biz bunu kök x'e kök y'nin bir toplamı bir de fark olarak yazıp çarpabiliriz. Şimdi verilen ifadenin eşitliğini bulunuz demiş. Biz de şunu yapalım arkadaşlar. Şurayı 3 parantezine aldım. 1 bölü x artı 1 bölü y'ye geldi. Burayı 4 parantezine aldım. 1 bölü x eksi 1 bölü y'ye geldi. Yani 12 parantezinde 1 bölü x kare eksi 1 bölü y karedir diyebiliriz bu ifadeye eksi diyorum. 2 parantezini aldım. 1 bölü x 1 bölü y çarpı 1 bölü x eksi 1 bölü y geldi. Bu da 2 tane 1 bölü x kare eksi 1 bölü y karedir. Yani aslında 12 tane 1 bölü x kare eksi 1 bölü y kareden 2 tanesi çıkarsa 10 tane 1 bölü x kare eksi 1 bölü y kare kalacaktır diyebiliriz. Tam kare özdeşliğinde şimdi de x artı y'nin tam karesi arkadaşlar x kare artı 2xy artı y kare diye x eksi y'nin karesi ise x kare eksi 2xy artı y kare olarak açılacaktır. Verilen örnek için a kare artı 9 bölü a kare ifadesinin değeri nedir demiş? Her iki tarafının karesini alırsak eğer burası a kare artı 2 çarpı a çarpı 3 bölü a artı 3 bölü a'nın karesinden 9 bölü a kare gelir. Bunun 13 eşit olabilmesi için a'lar birbirini götürür. Burası 6 gelir arkadaşlar. a kare artı 9 bölü a kare de bu 6'yı karşıya atarsak eğer 13 eksi 6'dan 7 olarak elde edilecektir. Verilen bilgilere göre işlemin sonucu nedir demiş. Öncelikle arkadaşlar 169 bölü 16 için ben 13 bölü 4'e a dersem her iki tarafın karesini aldığında 169 bölü 16 a kareye eşittir. Eğer ki ben 4 bölü 7'ye de b dersem karesini aldığımda 16 bölü 49'da arkadaşlar b kareye eşit olacaktır. Diyelim ki 13 bölü 4 ile 4 bölü 7'yi çarpalım ve bir de arkadaşlar bunu 2 ile genişletelim dersek 26 bölü 7 elde ederiz. O da şuradaki ifadedir. Aslında bu da 2 çarpı A çarpı B'ye eşitmiş. O zaman verilen köklü ifadede bunun yerine A kare yazdık. Buranın yerine eksi 2AB yazdık. Bir de artı B karemiz var. Bu da arkadaşlar aslında A eksi B'nin karesi demektir kare kök içinde. Bunlar birbirini götürecekler köklerin dereceleri aynı olduğu için. A eksi B'nin mutlak değeri olarak dışarıya çıkacak. Şimdi biz mutlak değer içine neden alıyoruz? Kökümüzün derecesi çift olduğu için a'yı yani içerideki ifadeyi negatif olarak dışarıya çıkaramayız. O yüzden mutlak içinde a eksi b demeliyiz. Bu da mutlak değer içinde arkadaşlar 13 bölü 4'ten 4 bölü 7'yi çıkardığımızda bulduğumuz sonuçtur. Bunu 7 ile bunu 4 ile genişletiyorum. 7 kere 13'e baktık. 91 geldi. 91'den 16'yı çıkartıp 28'e böldüğümüzde cevabımızı buluruz. 91'den 16'yı çıkarttık. 75 geldi. 75 bölü 28 olarak da cevabımızı bulmuş olduk. Verilen tam kare ifadelerde arkadaşlar iki terim değil de 3 adet terim var ise o zaman da bu elimizdeki formülleri kullanabiliriz arkadaşlar. x artı y artı z'de veya bunların eksililerinde x kare artı y kare artı z karenin varlığını görebiliyoruz. Burada önemli olan şey şu aslında. x ile eksi y'yi çarptığımızda terimde eksi olacaktır. Eksi y ile e artı z'yi çarptığımız zaman terimde eksi olacaktır. Yani örneğin biz x artı y eksi z'nin karesini almak istiyorsak hiç formüle bakmadan x kare artı y kare artı z kare olacağını artı 2 çarpı dedik. Bu ikisini çarparsak x ikisi de pozitif olduğu için x çarpı y. Bu ikisini çarparsak biri negatif biri pozitif olduğu için eksi y çarpı z. Birinciyi ve üçüncüyü çarparsak da yine biri eksi biri artı olduğu için eksi x z olacaktır diyebiliriz. Ve bu şekilde tam kare açılımını yapabiliriz arkadaşlar. Verilen örneğe göre x artı y artı z nedir demiş. Biz x artı y artı z'nin karesini alırsak x kare artı y kare artı z kare artı 2 tane x y y z ve x z'yi elde ediyoruz. Bu ifadeyi soru biz 36 olarak vermiş. Burayı da 14 olarak. 2 ile 14'ü çarparsak da 28'dir. 36 ile 28'i toplarsak 64'tür. Neyin karesi 64'tür diye düşünürsek de 8 ya da eksi 8'in karesi 64 olacaktır. Bizden pozitif değeri istediği için cevap 8 olmalıdır diyebiliriz. İki terimin toplamı veya farkının küpü alınırken arkadaşlar bu iki formülü kullanmak zorundayız. Verilen bilgilere göre biz kendimiz x artı 2'nin kübünü açalım. Haydi birlikte. Birincinin kübü x küp. 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci. 3 çarpı birincinin karesi çarpı ikinci ifademiz. Artı 3 çarpı birinci çarpı ikinci dediğimiz ifadenin karesi artı ikincinin kübü. Buna göre x küp artı 6x kare artı 12x artı arkadaşlar 8'i elde etmiş oluruz. Ya da diyelim ki x eksi 1'in kübünü alalım birlikte. Bu da birincinin kübü eksi 3 çarpı birinci çarpı birincinin karesi çarpı ikinci artı 3 çarpı birinci çarpı ikincinin karesi eksi ikincinin kübü. Buna göre x küp eksi 3x kare artı 3x eksi 1 olarak da bunun kübünü elde etmiş oluruz. 2 küp toplam veya farkının formülünü öğrenmeye geldik. Şimdi de arkadaşlar hatırlayalım biraz önce x artı y'nin kübünü birlikte nasıl açmıştık. x küp artı 3x kare y artı 3x y kare artı y küp diye açmıştık. Burada biz x küple y kübü yalnız bırakırsak eğer arkadaşlar x artı y'nin kübü eksi 3x kare y eksi 3x y kare elde ederiz. Bu ifadeyi eksi 3x y parantezin alırsak x artı y kalır. x artı y parantezin alırsak da arkadaşlar elde ederiz ki x kare eksi x y, artı y kare. İşte bu x küp artı y kübün açılımıdır. Yani biz biraz önce öğrendiğimiz formülden yola çıkarak aslında iki küp toplamını veya farkını da aynı yolla kendimiz çıkarabiliriz. Aslında bir taşla iki kuş vurmuş oluyoruz. Ekstradan böyle bir formül ezberlemek bizim işimizi kolaylaştırır. Ama bir önceki formülü zaten kullanarak da bunu elde edebiliyoruz. Şimdi verilen örnek için A küp eksi B kübü açalım. A küp eksi B kübe bakarsak A eksi B çarpı A kare artı AB artı B kareyi elde ederiz. A eksi B 3 olarak verilmiş. A çarpı B de 5 olarak verilmiş. O zaman arkadaşlar şu şekilde düşünsem. A kare artı B kareyi elde etmem gerekiyor benim. A kare artı B kareyi elde etmek için de A artı B'nin karesini alayım. Burası a kare artı 2ab artı b karedir. a artı b'yi soru bize ya da a eksi b'yi kullanalım. Şu şekilde eksili halini yazdım. a eksi b 3'tür. Karesi 9. a çarpı b 5'tir. Burası eksi 10 oldu. Bir de a kare ile b kare var elimizde. Eksi 10'u karşıya atarsak 19 olarak a kare artı b kareyi elde etmiş oluruz. Buna göre 19 artı 5 ile 3'ü çarptığımızda a küp eksi b kübü de Elde etmiş oluyoruz arkadaşlar. O da 3 çarpı 24'tür. 3 çarpı 24 de 72'ye eşit olmalıdır. Bir başka çarpanlara ayırma yöntemi de arkadaşlar şu tarzdaki ifadelerin çarpanlara ayırma yöntemi. Örneğin x kare eksi 3x artı diyelim arkadaşlar 2'ye. Bunu çarpanlarına ayıralım. Diyorum ki ben 2'yi Eksi 2 çarpı eksi 1 şeklinde yazabilir. Buraya da x'e x yazabilirim. Çaprazlama bakarak kontrol ediyorum. x çarpı eksi 1 ile x çarpı eksi 2'nin toplamı eksi 3 x yaptı. Evet bu da ortayı verdi. O zaman arkadaşlar yanlamasına yazıyorum. Yani x eksi 2 çarpı x eksi 1 diyorum. Çaprazlama kontrol karşılıklı yazıyoruz arkadaşlar bu şekilde de çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Verilen de örneğimizi hemen çözümleyelim. x kare eksi 3x eksi 28 için 28 arkadaşlar 7 ile 4'ün çarpımıdır. Buranın eksi 3 olabilmesi için ben 7'ye eksi 4'ü de artı diyorum. x x diyorum. Çaprazlama kontrol ediyorum. Artı 4x eksi 7 xten eksi 3x geldi. Yani bu ifade aslında x eksi 7 x artı 4 şeklinde çarpanlarına ayrılıyormuş. Bölü altta x artı 4 var. Çarpı x bölü burayı da x ortak parantezin alırsak x eksi 7 gelir. x'ler birbirini götürecek. x eksi 7'ler birbirini götürecek ve x artı 4'ler birbirini götürecektir. Buna göre cevap da 1 olarak elde edilecektir. Eğer ki arkadaşlar x karenin katsayısı birden farklıysa da bu şekilde yine çarpanlarına ayırıyoruz. Çap Çaprazlama kontrol ediyoruz. Yanlamasına da yazıyoruz. Hemen bir örnek verelim kendimiz. 2x kare artı 5x eksi 3 dedik arkadaşlar. Hadi bir çarpanlarına ayıralım. Burası 2x'e x olsun. Burası da 1 ile 3'ün çarpımı olsun. Ben buna eksi buna da artı yiyip deneyelim arkadaşlar. Bu ikisi çarpılırsa görüyoruz ki 6x gelir bu ikisi çarpılırsa eksi x gelir. Ve sağlamasını yaptığımızda evet ortadaki terimi veriyor mu? Veriyor. Hemen yanlamasına yazarak çarpanlarını ayırıyoruz. Yani 2x eksi 1 ile x artı 3'ü çarparak bu şekilde çarpanlarına ayırmış oluyoruz. Verilen ifadenin en sade halini bulunuz demiş. Hemen biz de arkadaşlar çarpanlarını ayırarak düzenleyelim. Birinciye bakarsak Eksi 10x kare eksi 7x artı 12 dedim. Burayı eksi 5x'e 2x şeklinde ayırıyorum. 12'yi de arkadaşlar 4'e 3 şeklinde ayırıyorum. Çaprazlama kontrol ediyorum. Eksi 5 x e 3'ü çarptık. Eksi 15x geldi. İkisi çarpılırsa artı 8x geldi. Ve ortayı verdi mi? Verdi. Yani bu arkadaşlar yanlamasına yazılırsa eksi 5x artı 4 ile 2x artı 3'ün çarpımına eşitmiş. Eksi 5x kare artı 19x eksi 12'ye bakalım. Burayı eksi 5x'e x şeklinde ayırıyorum. Burayı da arkadaşlar 4'e 3 şeklinde ayırıyorum. Hemen yazdık 4 ile eksi 3'ü de şu şekilde çarprazlama ama çarp kontrol edelim. Burası artı 15x artı 4x geldi. Ortayı verdi. Yani arkadaşlar ekşi, eksi, eksi 5x artı 4 çarpı x eksi 3 olarak da bu çarpanlarına ayrılmış oldu. Son olarak düzenlediğimiz ifadeleri yazalım. Eksi 5x artı 4 ile 2x artı 3'ün çarpımını bölüyoruz. Şurayı da x parantezin alırsak x eksi 2 gelecektir. Çarpı burayı x kare parantezin alırsak x eksi 2 gelecektir. Aşağıyı da zaten eksi 5x artı 4 çarpı x eksi 3 şeklinde ayırmıştık. Şimdi sadeleşenleri götürelim arkadaşlar. x eksi 2'ler birbirini götürdü. Eksi 5x artı 4'ler birbirini götürdü. Şuradaki x'lerin de birini sadeleştirirsem eğer yukarısı 2x kare artı 3x aşağısı da x eksi 3 olacaktır. Buna göre de cevabımızı elde etmiş oluruz. Verilen ifadenin en sade hali bu ise b kaçtır demiş. Şimdi öncelikle arkadaşlar x kare artı bx artı c ifadesinde paydaya baktığımızda burasını 3'e eksi 2 şeklinde ayırır. Burayı da x'e x ayırırsak x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımından bunun eşitinin x artı 5 bölü x artı 3 olacağını elde ediyormuşuz. Düşünüyoruz burada ne eksik dersek x, artı x eksi 2 eksik arkadaşlar. Hemen şurayı x eksi 2 ile çarpmamız gerektiğini yazalım. E burayı çarpıyorsak yukarıyı da x eksi 2 ile çarpmalıyız. Burayı çarparsak x kare artı 3x eksi 10 elde ederiz. Burası da x artı 3 ile x eksi 2'nin çarpımıdır. O halde arkadaşlar biz x kare artı bx artı c dediğimiz ifadenin buna yani x kare artı 3x eksi 10'a eşit olduğunu söylersek b 3 gelecektir, c de eksi 10 gelecektir. Bizin istediği şey, b'nin eşitiydi. Buna göre cevap 3 olmalıdır. Bir sonraki yöntemimiz değişken değiştirme yöntemiyle çarpanlarını ayırma arkadaşlar. İçerisinde değişken bulunan benzer terimler yeni bir harfle ifade edilerek işlem kolaylaştırılır. Örneğin, x üzeri 4 eksi 6x kare artı 5 ifadesinde ben x kare yerine a desem, burası a'nın karesi eksi 6a artı 5'e eşit olacaktır. Burayı eksi 5'e eksi 1 burayı da a'ya a şeklinde yazarsak a eksi 5 çarpı a eksi 1 deriz ve son olarak da x kare eksi 5 x kare eksi 1 şeklinde çarpanlarına ayırabiliriz arkadaşlar. Verilen ifadeyi çarpanlarına ayırmak için de ben 2 üzeri x'e a dersem 4 üzeri x a'nın karesine eşittir. Şurayı 2 üzeri x'e 2 üzeri 1 şeklinde parçalarsak eksi 10 a'dır artı 24 gelir. Burası 6 çarpı 4'tür. Hatta bunun eksi olabilmesi için eksi 6 ile eksi 4 olmalı. Yani a eksi 6 ile a eksi 4'ün çarpımıdır diyebiliriz. a yerine de 2 üzeri x yazarsak 2 üzeri x eksi 6 çarpı 2 üzeri x eksi 4 şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. İfadenin değerini bulunuz demiş. Biz 2021'e a desek 2023 arkadaşlar a artı 2 olacaktır. O halde kök içinde a ile a artı 2'nin çarpımı ile 1'i toplarsak a kare artı 2a artı 1'in kare kökünü, yani kök içinde a artı 1'in karesini elde ederiz. Bunun da a artı 1'e eşit olduğunu söyleyerek cevabımızın 2022 geleceğini görmüş oluruz. Bir sonraki yöntemimiz terim ekleme çıkartma. Sevgili arkadaşlar biz bu yönteme Soruya baktığımızda bildiğimiz yöntemlerle çarpanlarını ayıramadığımızda eski yöntemlere benzetmek adına bazı şeyleri ekleyip çıkartırız. O zamanlarda ihtiyaç duyuyoruz. Örneğin 9x'leri 4 artı 2x kare artı 1 ifadesine baktığımda ben x kareye a desem burası 9a kare artı 2a artı 1 gelecektir. Diyorum ki ben buraya arkadaşlar bir 4 a'yı ekleyeyim. Bir de 4 a'yı çıkarayım. Şuna bakarsak eğer 9 a kare artı 6 a artı 1 gelir. Bu da aslında 3 a artı 1'in karesidir. Eksi 4 a gelecektir. Hatta bunu daha da düzenlemek istersem 3 x kare artı 1 karesi eksi 4 x kare şeklinde yazabilirim. Hatta bunu da 2 kare farkından 3x kare artı 1 artı 2x ile 3x kare artı 1 eksi 2x olarak yazabilirim. Bir örnekteki ifadeyi çarpanlarına ayıralım demiş arkadaşlar. Ben x kare eksi 6 xy'yi yan yana alsam bunun yanında 9y kare olsaydı bu x eksi 3y'nin karesi olurdu diyebilirdim. Fakat elinde 8 y kare olduğu için 9 y kare olabilmesi adına 1 y kareyi ekliyor bir de y kareyi çıkarıyorum arkadaşlar. O halde geriye eksi y kare artı 4 y eksi 4 geliyor. Burayı da eksi parantezine alırsam eğer y kare eksi 4 y artı 4'ü e elde ederim. Buna da y eksi 2'nin karesidir diyebilirim. x eksi 3 y'nin karesinden y eksi 2'nin karesi çıkarılırsa biz buna ne diyorduk? İki kare farkı diyorduk arkadaşlar. Bunları topluyor, bir de çıkarıp çarpıyoruz. Yani x eksi 3y ile y eksi 2'yi bir topluyorum, bir de x eksi 3y ile y eksi 2'yi çıkarıyorum. Burası x eksi 2y eksi 2 gelecek. Burası da arkadaşlar x eksi 4y artı 2 gelecektir ve çarpanlarına da bu şekilde ayırmış oluyoruz. kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.